yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Selamlar tekrardan. Erzak Türkiye çalışanı olarak buradayız. Ben dışarı pazarlamadan sorumlu olarak çalışıyorum şu an. Adım Helin. Ben mi devam edeyim? Evet, sen devam edin. Evet, merhabalar. Benim de adım Alp. Halkla İlişkiler Direktörü olarak görevimi yürütüyorum şu anda Erzak Türkiye'de. Bu video yapma amacımız en son postumuza, artık en son olmayabilir belki bu videoyu yayınladığımızda ama postun altına sorular yazmanızı, Erzak'la alakalı aklınızda ne varsa merak ettiğiniz bütün soruları yazmanız için bir post atmıştık. Ki beni ciddi anlamda aslında hayal kırıklığına uğratan bir posttur. Şimdi ben baktım artık yavaş yavaş Instagram'da da takipçi sayılarımız artıyor. 37 binler, 38 binler geliyor. Dedim şimdi bu kız atınca bir soru cevap postu herhalde bize bayağı sorular yağacak böyle. 3000-5000 soru gelecek, seçemeyeceğiz. Allah'ım nasıl yapacağız falan diye düşünüyorum. 35 tane soru sormuşsunuz arkadaşlar. 28 tanesi birbirinin aynı. Dolayısıyla bizim için... Biz kendi sorularımızı sorup kendi sorularımızı cevaplamak için burada şaka yapıyorum. Isaac'le alakalı kendi merak ettiklerimi size anlatacağım. Isaac'le ne yapılır? Evet, geyik. Geyik her zaman var. Tamam, sorulardan başlayabiliriz. Ama ben ilk önce biri bana laf sokmuş. Her şey ayrı yazılır, düzeltiniz isterseniz demiş. Düzeltmedim. Umarım düzelteceğim ama yazma konusunda gerçekten eksiğim, noksanım. Yapamıyorum, edemiyorum. Özür dilerim. Arkadaşın grameri kötü, Yasin. Okey, ilk sorumuz. Isaac vize alımında kolaylık sağlıyor mu? Şu şekilde, normal şartlar altında bir öğrenci olarak ya da herhangi bir turist olarak yurt dışında bir yere gitmek istediğinizde vize için size gerekli evraklar oluyor ya. Isaac'in aslında en büyük buradaki size faydası size vereceği bir davet mektubu. Bu davet mektubu sizin karşı ülkede uluslararası bir projeye katılım amaçlı gideceğinizi kanıtlar nitelikte bir evrak. Bazı ülkelerde bu ciddi anlamda çok büyük bir fayda sağlıyor. Mesela hangi ülkede? Romanya'da. Romanya konsolosu ile yaptığımız bir anlaşma var mesela. Bu düzlemde siz bu davet mektubunu götürdüğünüzde normal şartlar altında bir turist vizesi aldığınızda ödeyeceğiniz 60 Euro'dan muaf bir şekilde o vizeyi alabiliyorsunuz. Normalden daha kısa bir süre içerisinde. Dolayısıyla da evet, pek çok ülke için Isaac özellikle davet mektupları vasıtasıyla vize alım süreçlerini kolaylaştırıyor. Soruyorum şimdi, bir sonraki sorumuz geliyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Bu da üniversitede okuduğum bölüm uygun staj programı bulursam zorunlu stajım olarak geçerli saydırabilir miyim? Süper. Niye Seda Sayan gibi sor? Saydırabilir misin? Saydırabilirsin. Ama nasıl saydırabilirsin? Önemli soru bu. Staj programında senin staj belgene doldurman gereken ve senin iş tanımına uygun eğer iş tanımlarını karşılıyorsa staj, evet saydırabilirsin ve bunu daha hocanlarla konuşarak olmadı. Hocalarınla konuşarak aslında bunu sağlayabilirsin. Hocaların da bu iş tanımlarını sağlayan stajı kabul edebiliyorsan evet zorunlu stajını sağlayabilirsin. Gördüğünüz gibi arkadaşın sadece yazımda değil konuşmada da grameri bozuk arkadaşlar. Beceremiyor yani. Olmuyor. Gerçekten problemleri. İlk önce Türkçe öğrenmem lazım. Gideceğimiz ülkeyi kendimiz mi karar veriyoruz? Tek başımamız oluyoruz yoksa birden fazla gönüllüyle aynı projeye mi katılıyoruz? Küresel hedefler için nasıl bir çalışma yürütüyoruz gittiğimiz ülkede? Bir sürü soru. Devrik soru sorulmuş burada. Sıkıntı yok. Devrik de olsa ben bunlara tek tek cevap vereceğime inanıyorum. Gideceğiniz ülkeyi kendiniz mi seçiyorsunuz? Arkadaşlar, kimseye zorla bir ülkeye göndermiyoruz. Hasılı gideceğiniz ülkeyi kendiniz seçiyorsunuz ama önemli bir hukukçuyum da arada gösteriyorum. Burada önemli bir husus var. Nasıl bir şey? Her ülkenin dil seviyesi, özgeçmiş beklentileri birbirinden farklı olabiliyor her proje içerisinde. Dolayısıyla da başvuracağınız projenin gerekliliklerini sağlıyorsanız her projeye, her ülkedeki her projeye başvurabiliyorsunuz. Bundan yana bir sıkıntımız yok. İkincisi, tek başımamız oluyoruz yoksa birden fazla gönüllüyle aynı projede mi katılıyoruz? Isaac'in aslında burada en büyük temel yapmak isteme sebebi böyle uluslararası projeleri çok kültürlü ortamlar sağlayabilmek. Dolayısıyla da gittiğiniz... Sen devrik cümle kurdun. Devrik cümle ama Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilmiş bir cümle tipi şimdi. Devrik cümle, normal cümle. Bunları sana anlatmayayım Helin. Hasılı. Küresel hedefler için nasıl bir çalışma yürütüyoruz gittiğimiz ülkede? Şimdi şu şekilde, öncelikle küresel hedefler nedir? Küresel hedefler 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından daha yaşanabilir bir dünya mottosuyla çıkartılmış 15 yıllık bir kalkınma planı. Bu kalkınma planında işte yoksulluğa son, açlığa son, işte sağlıklı yaşam ve sonrasında işte nitelikli eğitim, barış ve adalet gibi gibi 17 farklı hedef var. Bu 17 farklı hedefin de her birisinin aslında farklı alt başlıkları var. ISEC'de 2015 yılı içerisinde yapmış olduğu bir paydaşlıkla birlikte Birleşmiş Milletler'e küresel hedeflerin uygulanması konusunda gençlik danışmanlığı yapan organizasyonlardan bir tanesi. Tamamen gençler tarafından yürütüldüğü için sahada projelerini, gönüllülük projelerini sürdürülebilir kalkınma hedefleri bazında yapmaya karar veriyor.
organizasyon. Dolayısıyla da bizim şu anda yaptığımız bütün sosyal sorumluluk projeleri sürdürülebilir kalkınma hedefi bazlı projeler. Neler yapıyorsunuz? Mesela olay nitelikli eğitimse şayet, nitelikli eğitime erişime muhtaç insanların, özellikle de bu noktada birazcık daha dezavantajlı grupları baz alarak yaptığımız çalışmalar mevcut. Türkiye içindeki örneklerden vermek isterim mesela. Burada neler yapıyoruz? Burada mesela rehabilitasyon merkezlerindeki engelli kardeşlerimize basit seviyede İngilizce eğitiminden tutun da kültürel arası ortamı tanıtıcı sunumlar, içerikler yaparak aslında onların normal hayata karışımları noktasında destek süreçleri yürütüyoruz. Dolayısıyla gittiğiniz ülkede de bu noktada yaptığınız çalışma çok faaliyet değişiklikler gösterebilir. Arnavutluk'ta yetimhanede çalışabilirken atıyorum Malta'da deniz kaplumbağaları üzerine bir çalışma yürütüyor olabilirsiniz. Dolayısıyla da burada her sürdürülebilir kalkınma hedefinin her alt başlığı için çok çeşitli manalarda geliştirilmiş projeler mevcut diyebilirim. Ben sorayım mı sana? Artık birazcık ben çok konuşuyorum çünkü. Yılın belli dönemlerinde mi gidebiliyoruz yoksa her zaman? Tabii ki gidebiliyorsunuz. Her zaman projelerimiz var. Biz yılın herhangi bir döneminde ne zaman gitmek istiyorsanız şu an için bakın Ekim'de gidelim mesela. Ekim'de gitmek istiyorsam eğer evet proje bulacaksınız her zaman dilim için. İki kişi aynı projeye katılmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Mümkün. Isaac tam olarak ne yapıyor, neyi amaçlıyor? Ya. Biz kimiz? Da. Isaac nedir? Isaac dünyanın en büyük gençlik organizasyonudur. Peki ne yapıyordur Isaac? Isaac dışı değişim programlarıyla beraber sende bazı yetileri geliştirmek ve değiştirmek istiyor. Amacımız genel olarak bu ve bunları da yurt dışı değişim programlarıyla sağlamak istiyoruz. Biz de tabii burada Isaac'le üye olarak çalışarak da aslında bunları geliştirmek ve sende bu farkındalığı yaratmaksa ana amaçlarımızdan bir tanesi. Bir şey söyleyebilir miyim bu konuda? Şimdi bunları dışarıdan bir insan olarak duyduğunda şey oluyorsun ben de ilk başta insanlar bana anlattıklarında işte standlarda farklı yerlerde Isaac nedir sorusunun cevabı olarak dünyanın 128 ülkesinde bulunan en büyük gençlik organı. Ya kimsiniz abi, tamam mı? Ondan sonrası soruyorsun vizyon ne, misyon ne, işte barış ve insan kaynağı potansiyelini en verimli hale getirerek barışa katkıda bulunmak. Büyük cümleler gibi gelen şeyler bunlar belki de. Ama Isaac birazcık daha şöyle bir şey aslında. Bence her insanın Isaac'i farklı tanımlaması ya da her insanın aslında burada Isaac nedir sorusuna farklı bir cevap vermesinde de en büyük etmen bu. Isaac aslında buradan alabileceğiniz bir tecrübe arkadaşlar. Kesinlikle. Yani bu illa tek bir organizasyon olmak zorunda değil ama bence günümüz gençlerinin yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi mabatlarını kaldırıp bir şeyler yapabilme sıkıntısı. Gerçekten bu dünya için iyi bir şey yapabilme, bu dünyaya bir şeyler katabilme, çevrendeki bir sorunun farkına varabilme ve bunun için aslında bir şeyler yapıp kendinde bazı şeyleri geliştirmeye çalışabilme yetisi. Isaac sana bu imkanı sağlayan onlarca organizasyonlardan bir tanesi. En büyük farkı ne? Dünyada tamamen gençler tarafından yürütülen, tamamen gençler tarafından yönetilen bir organizasyon. Ben yeni mezun bir insan olarak Türkiye'de 18 farklı birime sahip bu organizasyonun genel merkezinde yönetim kurulundayım. Baktığınız zaman ciddi anlamda ortada yürütülen bir süreç var. Uluslararası değişim var. Bu değişimle Türkiye'ye gelen, Türkiye'den giden binlerce insan var. Ve bu insanların hayatında kattığınız bazı şeyler var. Helin'in bahsettiği o dört özellikle aslında biraz böyle gelişiyor bireylerde. Yani içerisine giriyorsunuz, kendinizden bir şey buluyorsunuz. Amacınızı netleştiriyorsunuz. Daha sonrasında dünyadaki vizyonunuzda, organizasyonun vizyonu birbirinin örtüştüğü noktalarda burada kendinize bir şeyler katmaya başlıyorsunuz ve ortaya bir değer çıkıyor yani. Burada dört temel özellik dedim. Bunlar nelerdir? Bunları da söylemek istersen. Oraya girmeden önce şundan bahsetmek istiyorum aslında. Yani Isaac nedir sorusunu mesela ben şu an Avrupa ülkesine gidip sorsam daha farklı bir vizyonu bir şey görmeyebilirsiniz belki. Orada belki CV'dir, kendimi geliştirmektir. İşte Isaac sosyal sorumluluk projesinden öte ya da bir... Şimdi sosyal sorumluluk ya da işte vizyonik kısmından ziyade birazcık daha... CV'ye katmak, işte kendimi geliştirmek diyebilirsin ama buradan Middle East Afrika yani Orta Doğu'ya gittiğimizde ise yurt dışına çıkmak için bir kapı, bir araç, gerçekten insanlara yardım edebileceğimiz ve onların insanların yani kendileri içerisinde ihtiyaç duydukları sosyal sorumluluk projelerine görev almak, yurt dışından bir insan görmek gibi bir durumlara baktığınızda ne yazık ki böyle bir imkanları olamayabiliyor bazı yerlerde, bazı ülkelerde, hala dünyada %20'sinin elektrik ihtiyacını karşılayamadığı şu günlerde biz hala ne yapıyoruz? Az önce Elin'in dediği çok önemli bir kısım. Türk tipi Isaac nedir aslında? Bizim şu anda cevapladığımız olay da bundan ibaret. Çünkü Türk insanı nasıl bir insan? Türk insanı hayatında, çevresinde çok fazla şey değiştiği için, gündem politiko çok hızlı olduğu için hayata karşı ilgisini hızlı kaybeden bir insan değil. Hızlı devinim isteyen, inovasyonu seven, bir şeylerin parçası olmak isteyen, hayatı bir tutkuyla yaşayan ve bu tutkunun peşinden gitmekten hoşlanan bir insan. İnançlarımız, değerlerimiz, kültürlerimiz, yaşadığımız ortam çünkü bize bunu getiriyor. Dolayısıyla da Isaac gibi bir organizasyonun Türkiye'deki mevcudiyetini en önemli noktası ne biliyor musun? Burada bulunan gençlerin daha iyi bir Türkiye için çalışma arzusu. Daha iyi bir dünya için çalışma arzusu. Bu yüzden yani insanlar gecelerini gündüzlerini katıyorlar. Bu yüzden belki çevrenizde Isaac'e giren ya da bunu anlamlandırabilmiş insanlar sizlere tam olarak Isaac'in ne olduğunu anlatamıyorlar. Çünkü Isaac burada gerçekten ciddi anlamda bir vizyon, bir amaç, bir inanç ve insanların aslında dünyayı değiştirmek için kendilerine kattıkları tecrübeler dizimi. Yani bir yerden sonra kişisel bir
hale dönüşüyor. Evet. Abi yani acayip Isaac, kişisel bir hale Isaac dönüşüyor. Isaac sensin yani bir yerden sonra. Sen şu an bana bakıyorsun mesela, şu an bir şey anlatıyorum. Isaac onlar için benim. Kesinlikle bir organizasyona baktığında aslında sadece yaptığı değişim ya da vizyonu anlamıyor belki ama beni gördükçe işte mesela okuldaki adım Isaacçı kız. Adam bilmiyor ne yaptığımı belki ama benim ne yaptığımı ya da benim inandığım bir şey biliyorsa bana inanıyor bir yerden sonra. Yani Isaac bir yerden sonra bireylere bağlı kalıyor. Ama kuruma bazen şey böyle yorumlar geliyor işte, bu şubeniz çok kötü davranıyor da şu çok kötü bir süreç geçirdim. Isaac'ı şöyle sevmiyorum, böyle sevmiyorum. Aslında Isaac senin almak istediğinle çok alakalı bir yer. Yani sen ne kadar Isaac'ten bir şey almaya açıksan, Isaac'a sana o kadar vermeye açık bir organizasyon olduğuna 3 senedir burada çalışarak inanıyorum gerçekten. Yani bence biraz daha Isaac nedir'i sorgulamak istiyorsak biraz daha Isaac'in içine girmemiz lazım ki Isaac ne yapıyor gerçekten, bize nasıl geliştiriyor ve nasıl tecrübeler sunuyor'yu böyle alabileceğimizi düşünüyorum. Yani ne kadar açıksak o kadar alabileceğimiz bir ortam ve gerçekten de benim şu an mesela üniversite ortamında bulamadığım insanlar çevresinde belki sosyal olarak biraz gel şu sorundan bahsedelim işte Afrika'da ne oluyor şu an, İtalya'daki ekonomik durum bunu nedir? Bunu yapmıyorsun günlük hayatında mesela. Yapmıyorsun kesinlikle ama Isaac'le mesela şunu konuşabiliyorsun. Selam Elin'cim yani. Hadi bugün seninle dünya sorunlarını konuşalım. Böyle bir şey diyebilir misin üniversitede? Ya da diyebilirsen de konuda sana doygunluk verebilecek, bilginlik verebilecek. En azından orada bulunmuş, bunu tecrübe etmiş. Mutlaka yurt dışına çıkmış. Yurt dışına çıkmak sadece bence gezmek, tozmak gibi bir şey değil. Gerçekten oraya çıktığında sana neler kattığını, senin neler öğrendiğini yaşayabileceğin, insan toplumunu bulabileceğin yer Isaac bence. Sadece bir tane organizasyon değiliz ve tek de olmayacağız. Olmayalım da. Çünkü böyle bir vizyon, eğer böyle bir insan işte artık dünya vatandaşı dediğimiz, işte sınırların kalkmasına inandığımız, Z jenerasyonu olarak internetten her şeye ulaşabildiğimiz şu dönemde, yani bana da bu organizasyon tek olmasın. Yani burada gönüllü olanlar da tek olmasın. Burada sadece işte Türkiye'deki 5000, 6000, 10000 kişi değil de gerçekten daha fazla insan Isaac'i duysun ve daha fazla insan Isaac'in yurt dışı programlarına yararlansın ya da üye olarak gelsin bizle beraber çalışsın. Çünkü bunu hak ediyor bence bu organizasyon. Ben günün birinde buradan çıkacağım ama yenilerinin gelmesi lazım. Son bir şey eklemek istiyorum bu soruya. Farklı organizasyonlardan farklı kılan şey aslında şu aslında. Çok gönüllü bir organizasyon olması. Çünkü baktığın zaman burada gördüğün şey uluslararası operasyon yürüten bir dernek olduğu için kar amacı gütmeyen bir dernek. Gün sonunda Isaac Nedir'in cevabı aslında kültürler arası değişim programları yürüten, dünyada gençler tarafından yürütülen, tamamen gençler tarafından yürütülen uluslararası bir sivil toplum örgütü, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Türkiye'de de 54'ten beri bu yana 65. yılımızı kutluyoruz artık. Temmuz ayında. Vermek isterim. Şu şekilde burada iş hayatının bir prototipini görüyorsunuz. Burada baktığınız zaman kendi kişisel değerlerinizi, hayatınızı, dünya ile ilgili farklı sorularınızı sorabileceğiniz bir ortam yakalıyorsunuz. Burada aileyi, dostluğu ya da ciddi anlamda sizin gibi düşünen insanlarla buluşabildiğiniz ortak bir noktayı yakalayabiliyorsunuz. Dolayısıyla da Isaac'te kalma nedeniniz, Isaac'te girme nedeniniz farklılaşıyor bir süre sonra. Çünkü her kurumun olduğu gibi Isaac'in de çeşitli kültürleri var. Bu kültürlerin bir kısmı hayatınıza entegre olmaya başlıyor. Bu kültürlerin bir kısmından kendinizce bir şeyler çıkartmaya başlıyorsunuz. Kiminizin burada bulunma sebebi CV'ye çalıştığın uluslararası bir organizasyon yazmak olurken, kiminizin burada bulunma sebebi gerçekten vizyonu yaşamak ya da kiminin burada bulunma sebebi gerçekten burada bir proje dahilinde işte gittiği rehabilitasyon merkezinde gördüğü otizmli çocukla geçirdiği o 15-20 gün, tamam mı? Ciddi anlamda, çünkü insan hayatına birebir de etki etmeyi kolay kolay yakalayamıyorsun. Ha deyince bir anda gidip de bir projenin daha içerisinde dahil olamıyorsun. Ha deyince bir anda uluslararası bir proje de yazamıyorsun Türkiye gibi bir yerde. Dolayısıyla da bunları yapabildiğin aslında çok kültürlü bir organizasyon olması da sana pek çok noktada Isaac'i anlamlandırma fırsatı sağlıyor. Yani sen böyle konuştuk aklıma şey geldi. Ben ilk Isaac'e girdiğimde mesela biraz daha böyle şey hissediyordum. İşte Türkiye'ye karşı bir sorumluluğum var, dünyaya karşı bir sorumluluğum var. Çok öncesinde zaten Isaac'in işte liselere yaptığı bir projede Isaac'i tanımıştım. Yani ne oldu, ne yaptıklarını az buçuk anlıyordum ama kesinlikle organizasyonun içine girene kadar neler yaptığını gerçekten anlayamamıştım. Ama şey diyordum, yani benim yapacağım bir şeyler var ve bu ortamı nasıl sağlayabilirim acaba? Kendime bu, kendimi geliştirecek ortam, Türkiye'ye yardım edebileceğim, dünyaya belki de bir etki yapabileceğim ya da global dünyada kendime neler yapabileceğimi sorguladığım zaman da karşıma Isaac çıkmıştı. Bir alım zamanları vardı o zaman, o zaman gelmiştim. Ama şimdi girdiğimle bu saatte, yani bu 3 senelik tecrübeme baktığımda şey diyorum, yani gerçekten sadece bir CV geliştirme de kendi geliştirme organizasyonu değil. Gerçekten vizyonuyla beraber benim şu an mesela bundan sonra bir kurumsal hayatta çalışır mıyım? Muhtemelen çalışırım. Yani böyle bir vizyona sahip olan bir kurumsal şirkette çalışmak beni daha çok tatmin eder. Yani ya da herhangi bir şekilde bir kurumsal şirket değil ama belki bir startupta kendi startup'ımı kurup böyle girişimci kafası olan, kendini geliştirmeye çalışan, topluma yararlı olmaya çalışan insanlara beraber çalışmak beni daha çok mutlu eder. Çünkü bu environment mesela, bu çevre benim olmak istediğim bir çevre ve bu çevre Isaac'te çok rahat var. Eğer sen de böyleysen, sen de gönüllü olmak istiyorsan, eğer sen de bu çevreye yakın hissediyorsan ya da neler yapabileceğini merak edip sadece kim bu Isaac'lar ya, bu Isaac'çiler diyorsan, seni de bekliyoruz aramıza. Ofisimize de gelebilirsin. Herhangi bir yerde
seninle de tanışmak isteriz. Ama herhangi bir kuşku ya da kendimi keşfetmek için bir sebep neden arıyorsam, bence Isaac bunun için çok güzel bir kapı. Isaac siz de bunu yapabilirsin kesinlikle. Buna da inanıyorum. Bu organizasyon tek bir organizasyon değil. İlla Isaac olmak zorunda değil. Ama şu an Isaac'teysem Isaac'i sizle paylaşmayı borç biliyorum diyeyim. Yani büyük cümlelere, havalı, süslü şeylere, Isaac'ları, işte diğer öğrencilerin 3-5 basamak üstünde tip, böyle bir şey yok. Yani ciddi anlamda bu her organizasyon için geçerli bence. Bir organizasyon içerisinde bulunduğun için kıymetliysen gerçekten o organizasyona gönül verdiğin bir şeyler yaptığın için böyledir bu. O yüzden asla size şey demiyorum, Isaac'a girmek hayatınızı değiştirebilir. Hayatınızı değiştiren şey yine sizsiniz. Isaac burada güzel bir aracı olabilir. Bizim kesinlikle hayatımızda aracı olduğu gibi. Dediğim gibi illa sizin hayatınızda bu Isaac olmak zorunda değil. Ama bence bu yüzyılda Türkiye'de yaşayan bir genç olarak çevrenize baktığınızda hala nelerin nasıl ilerlediğini görmüyorsanız ya da bunları değiştirmek için bir gücü kendinizde bulmuyorsanız sormanız gerekiyor gerçekten. Acaba farklı bir şeyler yapabilir miydim diye. Çünkü ileride bir gün çoluğunuza çocuğunuza bu ülkeye emanet ederken şey sorumluluğunu almanız gerekiyor. Ben bir şeyler yaptım. Ben değiştirmek için çabaladım. Ben bir şeyin parçası oldum diyebilmemiz gerekiyor bence. Bu önemli bir sorumluluk. Yıllardır bu soruyu bekliyorum. Evet. Evde 3 gecedir bu soruya çalışıyorum. Bu arada benim 4,5 yıl oldu neredeyse. Helin'in 3 yılı doldurdu. Mart'ta 3 oldum. Bu gece kaçıncı önce kapıma girişin? Affet diye. Buraları keser miyiz? Hayır lütfen kalsın. Bu kalsın anladın mı? Yani çok basit sorular var. Yani şunları konuştuktan sonra bunu konuşmak istemiyorum ama. Abi zaten 3,5 saat falan oldu video şu an. Orta seviye İngilizce yeterli mi demiş. Yeterli. Yani yurt dışına çıktığında kendini anlatabileceğin kadar bir İngilizcen varsa projelerde istediğin kadar görev alabilirsin. Global Volunteer için. Abi Isaac TOEFL yapmıyor yani. Gün sonunda nasıl bir dil seviyesine sahip olduğunuz orta, intermediate, upper intermediate bunlardan ziyade sizin aslında konuşma İngilizceniz önemli. Çünkü karşınızda da sizin gibi bir insan geliyor ve sorduğu sorularda genellikle şunlarla alakalı. Neden bu projeye gelmek istiyorsun? Neden bu ülkeye gelmek istiyorsun? Turistik bir amaç değil de gerçekten bir sosyal fayda katma amacının güdüldüğünden emin olmak için soruyorlar. Bir de kendini ifade edebildiğinden emin olmak için soruyorlar. O yüzden gelmeyin, kasmayın. Hiç gerek yok böyle şey. Bir şey demiş. Uçak paramızı kendimiz mi, parasını öğrencimi karşılığı istediğimiz ülkeye gidebiliyor muyuz? İstediğin ülkeye gidebilirsin. Niye gidemeyesin? Yeterliliklerini sağlıyorsan. Uçak biletini ya da işte vize masraflarını evet kendin karşılıyorsun. Aynen. Isaac'in burada sana kattığı şey ne aslında? Isaac'in sana kattığı şey 6 hafta boyunca pek çok projesinde aslında kalacak yerini karşılıyor. Ve onun dışında aslında staj programları ya da kurumsal staj programları içinde aslında sana stajını yapabileceğin firmayla direktle birebir de bir bağlantı sağlıyor. Peki şey başka bir şey sağlıyor mu? Projeden projeye değişiyor işte, ben onu söylemek istedim. Arkadaşlar Isaac'in size burada ne kattığıyla alakalı kısımlar, ne sağladığıyla alakalı kısımlar her projede değişiyor. Projeleri bakarken mutlaka ve mutlaka lojistik kısımlarını kontrol edin. Lojistik kısımlarında projede size ne sağlandığı zaten açıkça yazıyor. Çin'de staj imkanı var mı? Yani böyle spesifik ülkeleri şu an buradan cevap veremem ama Isaac.org'a baktığınızda herhangi bir ülkede aradığınız staj ya da işte girişimcilik stajları ya da kurumsal stajları ya da sosyal sorumluluk projesi var mı yok mu diye bulabilirsiniz. Bakmanız gereken yer Isaac.org. Sistem tam olarak nedir mesela, şartlar falan filan. Şimdi arkadaşlar biz bu konuları ciddi anlamda daha önce de defaatle anlattık. O yüzden şimdi Yasin şuradan. Evet. Buradan çıkacak bir oynatma listesi çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar da bayağı ben YouTuber oldum bak. Buradan çıkacak oynatma listesine tıkladığınızda sistem nedir, nasıl kayıt bırakılır, nasıl eşleşme yapılır, nasıl Isaac.org.tr üzerinden süreçler takip edilir hepsini görebileceksiniz. Giden arkadaşların hikayelerini de dinleyebileceksiniz. Tek tıkla çok hizmet. Okuduğum üniversitede yeni bir Isaac ya da expansion tarzı bir kurum açmam için gerekli prosedürleri anlatır mısınız? Şöyle, yani prosedürler şudur ve bunun bu kadar maddesi vardır falan gibi böyle bir açıklama ne yazık ki yok. Ne yazık ki şu an 17 tane şubemiz var. 81 ile olan bir ülkede. Keşke daha fazla olsa ve bize, yani herkese daha fazla ulaşabilsek. Ama şöyle yapabiliriz bunu. Gergin Bar filozofu. Bize yazarsan. Yani yazarsan da beğenirim kendisini. Eğer bize yazarsan ve hangi ülkede, hangi şehirde olduğumuzu söylersen, biz de oraya açılmayı planlıyorsak yakın zamanda seni bu konuda bilgilendirebilir ve Isaac nedir, ne yapabiliyoruz gibi bir şeyleri aslında genel merkez tarafından size bu hizmeti sunabiliriz. Ama dediğim gibi bu biraz stratejidir. Senelik gelir Isaac takımı, Isaac genel merkez takımı ve buna karar verir. Biz bu sene buraya açılmak istiyoruz. Mesela şu an açılacak olduğumuz en yakın şubemiz Samsun. Isaac Samsun. Okulla beraber bir işbirliğimiz var diyebiliriz. Niye bu kadar Samsun'a heyecanla? Samsun'u takipçilerimiz bize abone olup yorumlarını yazabilirlerse seviniriz. Samsun'musun. Benim gibi. Çok güzel bir gülümsemen var.
Daha geçenlerde Samsun'da tanışma toplantısı vardı. Umarım orada olmuşsunuzdur. Umarım en yakın zamanda sizin şehrinize de geliyor oluruz. Bizim de temennimiz bu yönde. Keşke herkese ulaşabilsek ama insan kaynağımızdan ne yazık ki bazen yetmeyebiliyor ve stratejilerle beraber yönlendirdiğimizde ne yazık ki sizin elinizde olamıyor olabiliriz ama bu size hizmet vermediğimiz anlamına gelmiyor kesinlikle. Isaac.org.tr'den Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Kayıt bırakırsanız mutlaka sizin iletişime geçiyor oluyoruz. Helin'in peki video karşısında geçince içinden çıkan siyasetçi. Keşke size ulaşabilsek. Evet, ben bu kadının goy goy gücünü bildiğim için bundan sonra toparlayamayacağından da emin olduğum için videoyu toparlama görevini kendi elime alıyor ve videoyu yavaştan burada bitiriyorum. Biz sizleri seviyoruz. İnşallah siz de bizi seviyorsunuz. İşin özüm. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım başka videolarla Alp ile ben ya da sadece Alp. Belki gerçekten bizi görmek istemiyor. Gerçekten belki sonunda ve bir daha sonra. Abi görmek istemezsen. Özür dilerim. Masaya vurduğum için herkesten özür diliyorum. Özellikle Yasin'den. Sizi masadan alıyoruz çünkü. Biliyorsun. Çok doğru söylüyor. Sesi masadan alıyoruz ve ben vuruyorum. Ben ya da Helin ben ya da benim ya da Helin'le beraber ortak bir videoda tekrar buralarda buluşmak. Hasılı videonuzun gelirse. Kaç yaşındasın sen? Hukukçuyum ben. Kaç yaşındasın? Ya bu kanal bizim için çok kıymetli. Gerçekten sizlerle aslında buluşabildiğimiz nadir yerlerden bir tanesi. Instagram'dan da ara sıra canlı yayınlarımız oluyor. Mutlaka bizi oradan da takip etmeyi unutmayın. Isaac Türkiye'nin Instagram hesabını da Helin göster bir yerden gelsin. Helin'in gösterdiği yerde şu anda Isaac Türkiye'nin Instagram hesabı çıktı. Oradan da bizleri takip edebilirseniz seviniriz. Gözünüzü seveyim, abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sonuçta burada tecrübe konuşuyor. 5 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. 4 gönüllü olarak çalıştım. Kendime ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok zor.